Yerli ve Milli Projeler kanalından herkese merhaba. TOKİ'de seri üretime geçişte geri sayım başladı. Türkiye 2 gündür test sürüşleri başlayan TOKİ yerli otomobilini konuşuyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu adıyla üretilen otomobilin test sürüşlerine başlandığı duyuruldu. TOKİ yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte yerli otomobilimizin son durumu sizler için araştırdık. TOKİ yerli otomobilin satışa çıkacağı tarih araştırılıyor, TOKİ Gemlik'te boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda devam ediyor. Tesisin görüntülerine yer verilen paylaşımda, yakında açılacak sözlerine de yer verildi. Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası olacak. 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı Türkiye'nin otomobilinin fabrika inşaatı 18 Temmuz 2020'de başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz kritik bir yıl olarak görüyoruz. Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte dedi. Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikasının Gemlik'te kurulacağını söyleyerek, burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor açıklamasını yapmıştı. Yılın 3 çeyreğinde Türkiye'den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık diye konuştu. Bant'tan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOKİ'nin Gemlik'teki tesislerinin inşaatında çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin otomobilinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşılıyor. Boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda sürüyor. Boya tesisinde 14.500 ton çelik montajı yapıldı, 33.000 metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 16.734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı ve üretim hattı boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı. Gövde tesisinde ise 5.350 ton çelik montajı yapıldı, 36.000 metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 28.000 metrekare kör kalıp montajı yapıldı. Montaj tesisinde 7.800 ton çelik montajı yapıldı, 63.000 metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 31.000 metrekare kör kalıp montajı yapıldı. Yerli arabamızı destekleyen herkesi videomuzu beğenmeye ve yorum yapmaya davet ediyorum. Güncel içeriklerimize, yerli ve milli projelerle ilgili gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olun. Selam ve dua ile. Sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Biz kocaman bir aileyiz.